Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili adayı Aler Coşkun seçim çalışmaları kapsamında Yeni Çaydurt'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlere devam, sıkıştırıyoruz. Desteğinizi bekliyoruz inşallah. Abi sağ olun, bizim ulaşmamız lazım. Yeni Çaydurt Köyü Muhtarı Selami Şeramet ve çevre köy muhtarları tarafından organize edilen etkinliğe katılan Ercoşkun, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bilgiler verdi. 7 Haziran seçimleri var. 7 Haziran seçimleri öncesi aslında bu ziyaretimiz bir manada hani gelip de ya ne eksiğimiz var, ne gediğimiz var, biz şunu yapacağız, bunu yapacağız ziyareti değil aslında bu. Bu lojmanın yapımı, yemekhanesi, köy konağı, mezarlığı, mezarlığın etrafının çekilmesi, suyu, kanalizasyonu, işte bunların hepsi aslında sizlerin geçmişte kendi başınıza birçoğunu halletmeye çalıştığınız ama Allah'a şükür son dönemde bizlerin de ciddi manada katkı vermeye çalıştığımız işler. Tabii bunlar hep el birliğiyle olacak şeyler. Zaman zaman köyde İMC ile yaptığınız, zaman zaman işte bizlerin bir kısmını karşıladığımız işleri elhamdülillah bu noktaya kadar getirmiş durumdayız. Tabii bunları yaparken hep eldeki imkanlara göre yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü İller Bankası'ndan özel idareye gelen para belli. Bu parayı en acil, en ivedi işleri en öne almak suretiyle adım adım gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken tabii Türkiye'nin gelmiş olduğu bir nokta var. Yani Türkiye bir noktadan bir noktaya geldi. Dolayısıyla imkanları da aynı ölçüde arttıkça bu hizmetleri de çeşitlendirmek mümkün. Geçmişte bir muhtar 3-4 metreküp sarı malzemeyi yıktığı zaman bir köye, hele seçimden önce yıktıysa veya yağmurdan, gardan sonra greyderi getirttirip şöyle bir bıçak çektiriverirse çamura, o muhtardan iyi muhtar olmazdı değil mi? O seçimi de alıp götürürdü. Ama şimdi muhtar suyu da yapacak, kanalizasyonu da yapacak, parke taşını da döşeyecek, camiye de bakacak, hocanın derdiyle de ilgilenecek. Ve bütün bunlar hepimizin derdi, bizlerin derdi. Biz sizin içinizden çıkan çocuklarız. Dolayısıyla sizin derdinizi, sıkıntınızı her zaman biliyoruz ve bu manada da gayret ediyoruz. Bu seçimlerde bizim bu 4 yıla yakın tecrübemizle beraber eğer 7 Haziran seçimlerinde sizler bize daha büyük bir destek verirseniz, o zaman bir bakanın karşısına çıktığımızda, bir başbakanın karşısına çıktığımızda çok daha güçlü bir şekilde Bolu'yu temsil edebiliriz diye düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili adayı Mehmet Emingöz seçim çalışmaları kapsamında Seben'de vatandaşlarla bir araya geldi. Buyurun. Seben'de Hacet Bayramı'na katılan Mehmet Emingöz vatandaşlarla hem sohbet etti hem destek istedi. Bolu'nun Çukurova'sı olarak adlandırılan Seben'de tarım arazilerinin sulanması için Abant'ın 7 katı büyüklüğünde Seben göletini bitirdik. 40 bin dönüm tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayacak olan bu gölet Seben'in gücüne güç katacaktır. Su kaynaklarını verimli kullanarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren AK Parti siyasi hareketi 13 yılda Bolu'da 495,80 milyon TL orman ve su yatırımı yapmıştır. Ülke genelinde ise toplam 8,5 milyon hektar sulanabilir tarım arazilerimizin %67'sine tekabül eden 5,73 milyon hektarı sulanırken 20 milyon dekar araziyi de suya kavuştu. İnşallah bundan sonra çok daha güzel bir noktaya getirmek için çalışmalarımız devam edecek.